devlet ne konteyner veriyor, ne çadır veriyor. Biz illa ki Suriyelilerle Afganlara mı döneceğiz? Ne altyapımız var, ne üst yapımız var, ne ceyyanımız var, ne suyumuz kesildi. Geldi hemen darmadağın etmeye başladılar. İlla ki biz başka ülkeye mi göçelim yani? İnsaf bu. Vali Cimer'e yazacağız. Valinin kanalı bu. Başka kimsenin kanalı değil. Vali Cimer'e yazacağız. Ben yıktım. Yapmakla insan, yıkmakla değil. Önce yap, ondan sonra yık. Vatandaş nereye gidecek? Mağduruz abi, pek peş ama malım dışarıda, ben ekinim dışarıda. Ekinim içeride. Ne yapacağız biz? İlle ki valinin dediği mi olacak? Önce yap, tut, sonra yıksın. Tamam. Teşekkür ederim, sağ ol. Balıkaya'dan geldin mi? Yapacak bir şey. Bize konteyner mi? Bu da bir mağdur. Ne elektriği bağlandı? Göz yaşıyla yemek. Göz yaşıyla yemek. Ne suyu bağlandı, hiçbir şey yok. Abi hepsi 80 yaşında. Hepsi Vali Bey'le. Çok garibanız, çok. 80 yaşında. Kaymakamla da görüşürüz. Çok. Ne yapacağımı şaştı kaldım. İki çocuğum var, hekim aldık, perişan. Ben burada perişanım. İki malımız var, dışarıda bağlı, dışarıya bağladım ben. Nereye koyacağız biz bunu? Ne yapalım? Hayvanlara yazım eder, hayvanlara. Kimlere mi yazacağız bari? Teşekkür ederim, sağ olun. Evin içi dolu eşiğiyle. Ne yapacağız biz? Mağdur kaldık yani. Çok mağduruz. Köyümüzde, mahallemizde 50 hane var. 6-7 tane hanemiz yıkılmıyor, diğer hepsi yıkılıyor. Yani %90 üzerinde yıkım var. Zaten yıkım fazla olmasa insanlar birbirini evlerinde, depolarında idare eder. Hiçbir şekilde eşyalarını barındıracak veya hayvanlarını barındıracak bir yer yok. Ondan dolayı mağduriyet yaşıyor. Kaç tane konteyner geldi? Şimdi 8 tane bizim Almancılar getirdiler, sağ olsunlar. 8-9 tane de devletin bize verdiği var ama Çin konteyneri, katlamalı konteyneri dışarıdan bakınca içeri görünüyor, içeriden bakınca dışarı görünüyor. Bir de bunun dışında konteynerlara vatandaş mecburen eşyasını yerleştirdi, kendiler dışarıda kaldı. Gerçekten mağduriyetimiz büyük. Arkadaşlar, elektrik konusunda da mağduriyet yaşıyoruz. Devletimizin bize göndermiş olduğu bazı konteynerler var, yeni gelen var. Elektrik bağlamak için konteynerin konulduğu yerin tapusunu istiyorlar. O vatandaşın onayını istiyorlar. Konteynerin projesi gerekiyormuş. Konteynere devletin gönderdiği konteynerin projesi olur mu ya? Gerçekten insanlar mağdur durumda. Bir an önce elektrik bağlatmak istiyoruz. Sıkıntı çıkarıyorlar. Bu şeylerin de çözüme kavuşması gerekiyor. Köyün bütün insanları şu anda hasta, grip, perme perişan. Çalışacak işçi bulamıyorlar, perme perişanlar. Büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden arz ediyoruz. İnşallah sorunumuz kısa sürede çözülür. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bizim evlerimiz yıkılıyor. Konteynerlerde kalıyoruz. Konteynerleri de Almanya'dan benim akrabam aldı, bana verdi. Kendi imkanlarımızla üzerine çadır çektik. Çadır çektiğimiz halde yağmur yağınca yiyeceğimiz gıdaların üstüne akıyor. Yarın kar yağdı mıydı, yollarımız kapanacak. Çamurda çıkamaydık, sağ olsun Mıhtar'la. Mıhtar belediye başkanını aradı, kum getirdi. Burayı kumlattı. Yani yarın daha soğukların artacağını söyleyince biz ne durumda yaşayacağımızı bilemeyiz yani. Şuraya bakın, yıkım böyle olmaz. Yıkıp aynı şekilde bırakıyorlar. Şu adam yalnız başına buğdasını falan şuraya getirmiş, dışarıya koymuş. Yani böyle bir yıkım olmaz ya. Olmaması lazım. Müteahhit firma enkaz olduğu gibi bırakıyor mu? Aynı şekilde, şu şekilde bırakıyor. Bakın, şu şekilde bırakıyor. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya var mı? Ben mağdurum. Burada ekmek pişirmek istiyorum. Burayı da yıkmak istiyorlar. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? 70 yaşındayım ben. İşte burayı yıkmak istiyorlar. Ekmeğimi pişireyim yaza kadar. Düşünen evlerimizi yıkmasın. Bu kadar. Bizi düşünen, biz enkazın altında kalalım. Ben razıyım. Kendine imza verin. Kışın günü olmaz. Bu kadar zulüm olmaz. Hayvanlara falan yazık. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Mağduruz yani.
Huzurumuz kalmadı. Sağlığımız kalmadı. Dişe, doktorumuza bile gidemiyoruz. Sağlığımız da kalmadı. Adam hasta yatıyor. Hastaneye gitti. Bak, ev yıkıladı diyor. Ama gitti. Yok. Her şey mağdur.